Günler Gülgün Hanım, Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Televizyonu diye yeni bir çalışmaya başlıyor. Bu çalışmayla çocuk haklarını daha geniş kitlelere, gençlere ve diğer tüm ilgili kişilere, özellikle de video seyreden kişilere duyurmaya çalışacağız. Özellikle ilk başta çocuk hakları sohbetleriyle başlamak istiyoruz. Ve çocuk hakları nedir? Çocuk kimdir? Bu haklar nelerdir diye ilk başta sizinle bu sohbete başlayacağız. Başlamadan önce sizi de tanımak istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Gülgün Müftü. Takriben 25 yılı aşkın bir süredir çocuk haklarıyla uğraşma şansını elde etmiş bir kişi olarak görüyorum kendimi. 1985'ten bu yana bunun 15 yılı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Türkiye ofisinde geçti. Kalan 10 yılı da Uluslararası Çocuk Merkezi'nde geçti. Konumuz çocuk hakları. Konsantre olduğumuz yer çocuk hakları. Ve sizinle birlikte çalışıyoruz bütün bunları gerçekleştirmek için. Teşekkürler. İlk sorum, çocuk kimdir, çocuk nasıl bir şeydir, çocukluk nasıl bir dönemdir diye sormak aslında. Çünkü çok fazla çocuk hakları lafı duyuyoruz. Herkes çocuk hakları diye konuşmaya başladı. Başbakan, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak ilkokuldaki, anaokuldaki çocuklara kadar herkesin çocuk hakları demesi çok güzel. Ancak bilerek demesi gerekiyor. O yüzden de hani çocuk kimdir, çocukluk nedir, neden çocuk hakları vardır diye size sormak istiyoruz. Ya da böyle haklar var mıdır diye size sormak istiyoruz. Çocukluk bambaşka bir dönem. Hepimiz çocuktuk. Bugün Cumhurbaşkanı da çocuklu bir zamanlar. Minicik çocuklarda bir gün Cumhurbaşkanı olduklarında ben bir zamanlar çocuktum diyecekler. Böyle bir süreç. Çocukluğun tanımını genelde soruşturduğumuz zaman yaptığımız çalışmalarda vatandaşlardan gelen cevaplar, işte çocuk en güzel varlığımızdır, en çok sevdiğimiz şeydir, bizim geleceğimizdir, varımız yoğumuz çocuğundur, çocuklar kelebektir, çocuklar çiçektir şeklinde son derece güzel, hoş, yürekten gelen tanımlar duyuyoruz. Çocukluk öyle bir süreç ki bu çiçeklikle, böceklikle, sevecenlikle ifade edilmesinin yanında başka şeylerin de dikkate alınmasını gerektiren bir süreç. İşte zaten bunun için çocukların hakları diye bir olgu ortaya çıktı. Ve uluslararası ortamda da bir çocuk hakları sözleşmesiyle bu haklar bir çerçeve içine alınarak ifade edilmeye başlandı. Dünyada olsun, yurdumuzda olsun çocuklar çok zorluklardan geçerek yetişiyorlar. Yetişkin birey oluyorlar. Savaşlar, açlık ortamı, ilgisizlik, çocuğa bakıp görmemek, çocuğun söylediği şeyi duyup işitmemek, onun gereğini yerine getirmemek gibi belki çok farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız bir takım yanlış davranışlar olabiliyor. Dolayısıyla çocuklar bütün bunlardan etkileniyorlar. Neden çocuk hakları diyecek olursak, çocuk hakları bir çocuk düşünelim ya da iki çocuk düşünelim örnek olarak. Bir çocuk nispeten yoksul bir evde ya da yasal evlilik olmadan yasa dışı evlenmiş bir çiften dünyaya gelen bir çocuk. Çoğunlukla bunu 3. sayfa gazete sayfalarında görüyoruz. İşte şuraya terk edildi, buraya bırakıldı, cami avlusunda bulundu, çöp bidonuna bırakıldı gibi. Bir başka çocuğu tanımlayalım.
normal koşullarda seveceğim bir ailede doğdu, büyüdü. Her türlü güzellik onunla ilgili olması gereken her şey ona verildi, imkanlar verildi. Şimdi bu iki çocuk aslında gelişimleri, yaşamları nasıl gidecek hepimiz bunları ilk kötü biliyoruz. Aslına bakarsanız bu iki çocuk görünürde eşit görünmüyor ama bunlar haklar açısından eşit bireyler. O halde bütün çocukların hakları var ve hakları açısından her bir birey eşittir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre ise her çocuk, her canlı, her çocuk 18 yaşına gelene kadar, basana kadar hakları olan bir bireydir. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğu böyle tanımlıyor. Teşekkür ederiz. Aslında çok iyi açıkladınız. Birçok çocukluk var. Birden fazla. Hani çocuk dediğimizde tek bir şey yok aslında. O yüzden çocuğa bakarken değişik çocuklukları, değişik çocuk gruplarının olduğunu da görmek gerekiyor. O bakımdan da çocukların eşit olduklarını dan bahsettiniz. Ve uluslararası ortamda da bu Çocuk Hakları Sözleşmesi diye bir sözleşmeden bahsettiniz ve çocuk hakları kavramı diye bir kavramdan, bir konseptten bahsettiniz. Peki bu sözleşmeye göre hatta bu sözleşmeden de önce bu konsept nasıl çıktı ortaya? Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocuklar hangi haklara sahipler? Çocuk hakları fikri, çocukların hakları olduğu düşüncesi çok uzun yıllar geriye gidiyor. 1800'lü yılların sonlarına doğru daha bir gelişip kendini buluyor. Ve 1900'lü yılların başında da artık tanımlanmaya başlıyor. Şöyle ki çocuklar çok kötü koşullarda çalıştırılıyordu o zamanlar. Bir lokma ekmek için, ailelerine yardım etmek için. Şimdi düşünün yani 3 yaşında, 5 yaşında çocukları el bebek gül bebek yetiştiriyoruz. Böyle bir kavram bize çok farklı gelebilir günümüzde. Hala bütün bu tür şeyler, sıkıntılar olduğu halde ama bakışımız farklı, bilinçlenmemiz farklı olmaya başladı. Çocukların maden ocaklarında, karanlık köşelerde bir lokma ekmeği için çalıştırıldıkları bir dönemde işte o zamanın düşünürleri diyorlar ki yok bu böyle olmaz. Çocukların hakları var. Bu çocukların korunmaları lazım. Bunların korunmalarını sağlayacak haklar lazım. Çocuğa acıyarak değil, çocuğa bir sadaka vermek şeklinde yardım değil, çocukların hakları olduğu için onların programlar, geliştirilen programlar çerçevesinde haklarının ve sağlıklarının, yaşantılarının iyi geliştirilmesi için. Dolayısıyla buradan çıkan bu düşünceyle diyorlar ki bu söz çocukların haklarını korumak için ortaya bir belge çıkarmamız lazım. Bunun uluslararası bir belge olması lazım. O halde ülkelerde hangi yazılar, hangi araştırmalar, hangi belgeler varsa bunları önce toparlayalım diye bir çıkış yapılıyor. Bunların başında da bir İngiliz düşünür bayan Eglinton Jebb geliyor. O daha o yıllarda Londra'da meydanlara çıkıp çocuk haklarının savunulması için, bilinmesi için savaşan hanımların bireylerden biri oluyor. Bütün bu çalışmalardan sonra onun bir neticesi olarak 1912 yılında bunlar toparlanıyor ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kurulmuş olan Milletler Cemiyeti, bugünkü Birleşmiş Milletler'in nüvesidir. Bir savaşta zarar gören çocukları ve kadınları korumak için, onların haklarını savunmak için kurulmuş bir Birleşmiş Milletler Kuruluşu, Milletler Cemiyeti adı. Milletler Cemiyeti 5 maddelik bir çocuk hakları bildirgesi yayınlıyor 1924 yılında.
Bu beş maddede çocukların yaşamları, sağlıkları, gelişimleri gözetilecek. Ayrıca bir maddesinde de der ki çocuk kendisine, kendisiyle kardeş olanların haklarını bilecek, onlara sevgiyle davranacak. Yani çocukların kendilerine de bir sorumluluk veriyor. Birbirlerinize saygıyla, sevgiyle davranın açısından. Son derece güzel bir şey. Ondan sonra bu uygulanmaya başlanıyor. Atatürk'ümüz bunu 1924'ün sonuna doğru, o zamanki Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak imzalıyor. Ve bizde de uygulanmaya başlıyor. Fakat çok uzun sürmüyor. İkinci Dünya Savaşı patlıyor. İkinci Dünya Savaşı patladıktan sonra Milletler Cemiyeti'nin hükmü de kalmıyor. Çünkü savaş var ortalıkta. Dolayısıyla 1939-45 arasındaki bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 45'te Birleşmiş Milletler kuruluyor. 1946'da da UNICEF, Çocuklara Yardım Kuruluşu kuruluyor. Bunların sayesinde yeni, daha ve gelişen cemiyet, toplum koşulları sayesinde deniyor ki bu beş maddelik bildirge yeterli değil, artık daha bunu geliştirmek lazım ve 10 maddelik ikinci bir bildirge, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi çıkıyor, çıkarılıyor ve bu bütün üye devletlerce kabul edildikten sonra yürürlüğe giriyor. Bütün bunlar gayet güzel. Fakat dünyamızın gidişini, devam etmekte olan savaşları, asla bitmeyecek gibi görünen ve hala süre gelmekte olan bu doymak bilmeyen savaş, itişme, kakışma durumları düşünüldüğünde yine çocuğun ön planda korunması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bunun için de çocukları uluslararası ortamda, dolayısıyla ülkelerde korumak için daha yaptırımcı bir sözleşmenin, uluslararası sözleşmenin meydana gelmesi, oluşturulması gereksinimi çıkınca ortaya, diyorlar ki artık çocukları bu hakları açısından kapsayacak bir sözleşmenin yapılması zamanı gelmiştir. 1979 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edildi. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde çocuklara ilişkin programlar, projeler yapılarak ve çocuğun önemi vurgulanarak kutlandı. İşte bu sırada Polonya Yargıtay Başkanı Profesör Lopatka'nın önerisiyle birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu, Birleşmiş Milletler kuruluşları başta UNICEF olmak üzere toplanıp bugün elimizde olan şu 54 maddelik çocuk hakları sözleşmesini oluşturdular. Ve bu sözleşme 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler'de tüm ülkelerin onaylamasıyla onaylandı ve 2 Eylül 1990'da da uluslararası yasa niteliğine büründü. Sözleşme neleri kapsıyor? Neden bu sözleşme oluştu? Sözleşme öncelikle her bireyin, 18 yaşına kadar olan her bireyin çocuk olması gerektiği, çocuk olarak düşünülmesi gereğini vurguluyor. Çünkü korunmaya da muhtaç. Çocukların hakları derken, şimdiye kadar anlatmaya çalıştığım şeylerin yanında çocuğun korunması gerekli. Çocuğun konumu nedeniyle özel bir duyarlılığa ve korunmaya muhtaç olduklarını teyit etmektedir bu sözleşme. Sözleşme genel olarak çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını kapsar.
Ama sözleşmenin ilkelerine gelecek olursak, sözleşme öncelikle çocuklar arasında ayrım gözetmeme, çocukların yüksek yararı, çocukların kendilerini ifade etme hakları, çocukların kendileriyle ilgili kararlarda ifade ettikleri düşüncelerinin dikkate alınması hakkı vardır. Ve çocuklar, her şeyden önce çocuklar, önce çocuklar gelmektedir. Bütün bunları sözleşme 54 maddede işliyor. Ancak bu 54 maddenin 41 maddesi detaylı olarak her bir hakkın üzerinde duruyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nden, 59 bildirgesinden söz etmiştim. Bu bildirgede der ki, insanlık elindeki en değerli şeyi çocuğa vermekle yükümlüdür. Biz erişkinlere çok büyük bir sorumluluk veriyor böylece. Yani biz çocuklara en güzel bilgisayarı aldık, en güzel laptopu aldık, en güzel oyuncağı aldık, en güzel bisikleti aldık. Tamam, bunlar hepsi güzel ama yeterli mi? Olanağı olan bunu alır, olanağı olmayan bunu almayabilir. O çocuğun onunla gözü kalır, hevesi kalır. En değerli şey elimizde neyse onu vermekle yükümlüyüz. O halde bu değerli şeyin ne olduğunu kavramamız, ona göre açmamız lazım. Çocukların yasalarla, haklarının yasalarla tanımlanması ve sözleşmeye göre verilen bu hakların yasalarda bir ülkede korunmasıyla birlikte devletin, hükümetin bu konuda hakları %100 tanıması ve hakları %100 uygulaması gerekir. Böyle bir ülke acaba ütopik midir diye düşünür insan. Ama çocuk söz konusu olduğunda ütopiyayı ben düşünemiyorum. Çocuk için hepimizin gerçekten elimizde olan en değerli şeyi düşünmemiz, icra etmemiz, çocuğu görmemiz, bakmamız değil. Çocukları görüyoruz sokaklarda, işte her türlü kötü koşullarda bakıp geçiyoruz. Onlara biraz yardım etmeye çalışıyoruz, bir şeyler veriyoruz. Bilmiyoruz ki o para, verdiğimiz para o çocuklar için son derece sıkıntılı, son derece tehlikeli. Gidip başka şeyler alıyorlar, işte tinerle vesaireye bulaşıyorlar. Dolayısıyla çocuklara bakıyoruz, bakacağız, göreceğiz ve gerekli şeyleri yapmaya çalışacağız. Biz şahsen yapamazsak bunu bildireceğiz. Çevremizde dernekler var, hükümet kuruluşları var. Bunların bir şeyleri gerçekleştirmesini sağlayacağız. Aynı şekilde çocuğun sesini mutlaka duymamız lazım. Mutlaka işitiyoruz ama duymuyoruz. Anne eve geldiği zaman bacaklarına sarılan, anneciğim hoş geldin deyip bir şeyler anlatmaya çalışan çocuğu gerçekten duymamız, işitmemiz lazım. Tamam evladım, şu anda çok yorgunum. Aman şimdi gözün seveyim, ne olur şu yemeği ateşe koyayım da ondan sonra seni dinleyeceğim diye bir şey yok. İşte çocuğa elimizdeki vereceğimiz en değerli şey, örnek bu. Hakikaten o an için ona vereceğimiz en değerli şey, onu dinlemek, onu işitmek, onun söylediklerine kulak vermek gibi. Tabii zamanımız çok kısıtlı olduğu için ben daha fazla açamıyorum konuyu ama sanıyorum bu kadarlık. Bu ilk zaten sohbetiniz. Bundan sonra da sohbetlerimiz devam ediyor, çocuk hakları sohbetleri. Çünkü daha konuşacağımız çok konu var. Çocuk haklarını iyice kavrayabilmek için uzun konuşacağımız çok konu var aslında. Bunu hem sizinle konuşmaya devam edeceğiz hem de bazı konularda, örneğin çocuk ihmal istismarı gibi konularda ya da çocuğun ticari sömürüsü gibi konularda değişik uzmanlarla da konuşmaya devam edeceğiz. İkinci programımızda aslında, ikinci sohbetimizde sözleşmeyle ilgili, çocuk haklarına dair sözleşmeyle ilgili daha fazla bilgi vereceğiz. Ayrıca Türkiye'nin çocuk hakları durumuyla alakalı da sizinle sohbet edeceğiz. İlk programımızı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki programımızda devam edeceğiz sohbetimize. İyi günler. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.